İran kuzeyinde PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 31 terörist öldürüldü. Son durum için bölgeye gidiyoruz. Notlara haber muhabiri Ahmet Çelik'ti. Operasyon 3. gününde de planlandığı gibi gidiyor Canokonar. Başarılar ard arda gelmeye devam ediyor. Askerlerimiz o bölgede PKK'nın yuvalarını darmadağın etmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 31 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Dün bir EYP'nin patlaması sonucunda bir askerimiz şehit, 6 askerimiz de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı verdiği bilgilerde 1100'den fazla hedefin imha edildiği bilgisini de paylaştı. Yine PKK'lı teröristlerin kontrolünde olan bazı tepeler vardı, önemli tepeler. İşte o 120 tepede, 120 alanda artık kahramanlarımızın kontrolü altında. 2018 yılı itibariyle Kuzey Irak'a operasyonlar yapılmaya başlanmıştı. Etkili operasyonlar, o tarihten bu yana yapılan en büyük operasyonlardan birisi. Kuzey Irak'la sınırımız yaklaşık olarak 378 kilometreyi bulur. İşte yapılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla birlikte Türkiye'nin Kuzey Irak hattındaki terör unsurlarının hepsi de temizlenmiş olacak. Dediğimiz gibi yayınımızın başında askerimiz planladığı gibi bölgede ilerleyişine devam ediyor ama şu an itibariyle bölgedeki hava şartlarından da söz etmek gerekirse bölgede fırtına var, zaman zaman da yağış etkisini gösteriyor. Hafta boyunca bu hava şartlarının devam etmesi bekleniyor ama askerimiz, kahramanlarımız her şartta, her hava koşulunda operasyon yapma yeteneğine sahip olduğu için tabii ki bu kötü havalar onları etkilemiyor. Onlar ilerleyişine devam ediyor. Bilindiği üzere askerimiz daha önce de ara bul yok et stratejisiyle hareket ediyordu ama şu an itibariyle ara bul yok et ve yerleş stratejisiyle operasyonlar devam ediyor. Çünkü o bölgelere üst bölgeleri kuruluyor yapılan operasyonlarla birlikte. Bu da artık Türkiye teröriste sınır hattında müdahale etmiyor. Sınırın diğer tarafında müdahale ediyor ve teröristlerin bölgeye sızması da engellenmiş oluyor. Ve uzun yıllar sonra Türk askeri yeniden Metine'ye girdi. Terör yuvalarının bulunduğu alanda şu an itibariyle etkin operasyonlar yapılıyor. Bölgede tabii ki sızmaların en çok yaşandığı, Türkiye sızmaların en çok yaşandığı yerlerden birisiydi Metine ve ZAP. O bölge işte yapılan bu operasyonla birlikte Türkiye'ye sızmalarında önüne geçirecek. Askerimiz başarılı bir şekilde operasyonlara devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım. İran kuzeyinde devam eden operasyonda şehit düşen 26 yaşındaki istihkam uzman çavuş Aygün Çakar baba ocağı Samsun'da ebediyete uğurlandı. Haber muhabiri Mahmut Erdoğan karşımızda. Şehitimiz İran kuzeyine gerçekleştirilen o kararlı operasyonların ikinci gününde acı haberi gelmişti. Aslen İstanbul'da ikamet eden şehidimiz ailesinin isteği üzerine Samsun Veziköprü ilçesindeki köylerine getirildi ve burada vatanımızın kutsal topraklarına emanet ettik uzman çavuşumuz Aygün Çakar'ı. Çakar 4 kardeşli bir ailenin ortancı çocuğuydu. 3 erkek kardeş ve 1 kız kardeşi vardı. Çok sevdiği o şanlı üniformaya kavuşabilmek için askerlikten hemen sonra 2016 yılında askeri sınavlara girmiş ve uzman jandarma sınavlarını kazanmıştı. İzmir'de aldığı eğitimin ardından ise Şırnak'ta göreve başlamıştı ve İran kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda da diğer kahraman Mehmetçiklerle birlikte orada en ön safta yer almıştı ve ancak el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda şehit oldu. Şehitimiz memleketi Samsun Veziköprü ilçesinde vatanımızın kutsal topraklarında son yolculuğuna uğurlandığını belirtip sözü Samsun'dan size bırakalım.